44 günlük Karabağ harekatında büyük bir yenilgi alan Ermenistan, hala akıllanmazken Azerbaycan'a saldırılarına devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan silahlı kuvvetlerinin Azerbaycan ordusu mevzilerine saldırı gerçekleştirdiğini bildirdi. Açıklamada Ermeni silahlı kuvvetleri Azerbaycan ordusunun Gedebey ilçesine bağlı Zamanlı köyü yönünde bulunan mevzilerine Çambarek bölgesindeki mevzilerden ateş açtı. Azerbaycan ordusu personeli arasında herhangi bir kayıp yok denildi. Ermenistan Savunma Bakanlığı ise yapmış olduğu saldırı inkar etti. Ermeni Bakanlık, Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın Ermeni tarafından saldırı yapıldığı yönündeki açıklamanın gerçeği yansıtmadığını belirtti. Ermeni Bakanlık, Ermeni askerlerinin saldırıda bulunmadığını iddia etti. Ermenistan silahlı kuvvetleri Azerbaycan ordusu mevzilerine sürekli olarak saldırı düzenlerken Azerbaycan ise bu saldırıları kınayıp tepki gösteriyor. Ermenilerin saldırılarına Rusya da destek oluyor. Rus barış güçleri ve Savunma Bakanlığı Ermenistan'ın yaptığı saldırıları gizlemeye çalışarak Ermenilerin saldırı yapmadığını açıklıyor. Azerbaycan'da tutuklu Ermeni sabotajcıların ifadelerinde Rus barış güçlerinin kontrolü altında Karabağ'a girdiklerini itiraf etmişti. Azerbaycanlı siyaset bilimci Ferhat Memmedov, Ermenistan'ın Azerbaycan üzerinde toprak iddialarının devam ettiğini, bunda ısrar etmesi durumunda Azerbaycan'ın müdahale edeceğini söyledi. Azerbaycan yönetiminin bir barış anlaşması fikrini ortaya attığını, bunun yeni jeopolitik gerçekliğin bir gölgesi olabileceğini aktaran uzman, Azerbaycan yapıcı bir yola hazır olduğunu ve zorlayıcı mekanizmalara sahip olduğunu söyledi en azından her iki ülkede birbirlerinin toprak bütünlüğünü karşılıklı olarak tanımalı. Bu temelde, sınırların çizilmesi ve iletişimin açılması sağlanmalıdır. Bu konuya Ermenistan'ın doğal çıkarları çerçevesinde bakacak olursak, ülkenin hiçbir denize, okyanusa erişimi yok, ticaretin ana yollardan uzak olması gibi. Bu tabii ki Ermenistan'ı ilgilendiriyor. Azerbaycan bu süreçte naif değildir. Azerbaycan Ermeni politikasının Karabağ üzerindeki toprak iddialarından vazgeçmesinin kabul edilemez olduğunu çok iyi anlıyor. Ama Azerbaycan da yapıcılık gösteriyor ama aynı zamanda zorlayıcı mekanizmalar da ortaya koyuyor. Örneğin neredeyse aynı anda her iki tarafta da bir demiryolu inşaatı başladı. Ancak aynı zamanda Ermenistan'ın sınırın çizilmesi konusundaki tutumu ne olursa olsun tek taraflı olarak sınırlandırma çalışmaları yapıldı. Bu adımların her ikisi de Azerbaycan'ın yapıcı bir yola hazır olduğunu ve zorlayıcı mekanizmalara sahip olduğunu göstermektedir. Azerbaycan Cumhurbaşkanı bunu defalarca söyledi. Her ikisi için de kaynaklarımız var diye konuştu. Tazminat meselesinin de Ermenistan üzerinde bir baskı aracı olacağını vurgulayan uzman, çünkü tazminat konusu iki hukuki bağlamda iki yönde ilerleyecektir. Eyalet düzeyinde tazminat davası açılabilir. Çünkü işgal gerçeği uluslararası belgelerde teyit edilmiştir. Aynı zamanda Ermenistan Başbakanının 10 Kasım'da yaptığı açıklamanın imzalanması da bunu zaten teyit ediyor. Özel şirketler aleyhine tazminat davası açılabilir. Bunlar zaten işgal altındaki topraklarda yasa dışı olarak faaliyet gösteren şirketler. Ermenistan ile ilişkilerde tazminat meselesi bir baskı mekanizması haline geliyor. Tazminat davaları şimdi ve gelecekte Ermeniler üzerinde bir baskı mekanizması olarak kalabilir dedi. Yaklaşık 30 yıl Ermenistan işgali altında kalan Karabağ'ın yeraltı ve yerüstü zenginlikleri özellikle Rus şirketler tarafından çalındı. Tanınmış Rus ekonomist ve politikacı Irina Hakamada 15 yıl içinde Rusya'nın Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'ne benzer bir kaderi olacağını söyledi. Hakama'da, Rusya bir kanalında yaptığı açıklamada, Rus seçkinlerini ülkeyi uçuruma sürüklemekte suçladı. Uzman, ne biz, ne Ukrayna, ne Moldova bir ekonomi inşa edemedik. Kimse bizi durdurmadı. Bu bir komplo değil, çünkü ortada 80 yıl vardı. Şimdi 20 yıl içinde yeni bir elit oluşturmaya çalışın. O yok, böyle insanlar yok. Hala yetiştirilmeleri gerekiyor. Sovyet döneminde tüm imparatorluk Amerikan emperyalizmine karşıydı nükleer kalkanın inşası ve Kennedy ile Küba arasındaki ilk füzeyi kimin konuşlandıracağı konusundaki rekabet için büyük meblalar harcandı. İnsanlar aç kaldı, ancak tüm para düşmanla savaşmaya gitti. Nasıl bitti? Petrol fiyatları düştü ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği çöktü. Şimdi bize benzer bir şey sunuyorlar. Tüm para askeri bütçeye, NATO ile birlikte Rusya ve Ukrayna'yı fethetmeye çalışan ABD'ye karşı mücadeleye gidiyor. Bırakın insanlar aç kalsın çünkü biz gerçek vatanseveriz. Avrupa ve ABD'ye karşı savaşacağız. Bütün bunlar nasıl bitecek? Bütün bunlar Rusya'nın çöküşüyle sona erecek. Sözlerimi kaydedin ve 15 yıl sonra tekrar izleyin. O zaman ne olacağını göreceksin diye konuştu. Hakama da Rusya'nın her zaman suçlayacak birini aradığını, Ukrayna ve diğerlerinin Rusya'dan kaçmasının ana nedeninin Moskova'nın yanlış bir şey yapması olduğunu söyledi.